Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ehliyet sınavlarında en çok sorulan soruları çözeceğiz arkadaşlar. Bu sorular sınavlarda hem çok sorulan sorulardır hem de gerçek hayatta çok işinize yarayacak sorular arkadaşlar. Soruların mantığını kavramaya çalışın. Lütfen bir iki test çözerek sınava gitmeyin. Olabildiğince fazla test çözün. Ne kadar çok test çözerseniz sizin yararınız olacaktır. Her videoda söylüyorum. Videonun sonunda ise kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Ayrıca bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz görsel bir soru. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görülüyor ise öncelikle yapılması gereken nedir? A. Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır. B. Hava filtresi değiştirilmelidir. C. Motor rölantide çalıştırılmalıdır. D. Motor hemen durdurulmalıdır. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Motor hemen durdurulmalıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? A. Yakıt tasarrufuna. B. Hız sınırlarının aşılmasına. C. Yakıt tüketiminin artmasına. D. Trafik yoğunluğunun azalmasına. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yakıt tasarrufuna. Yine görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. İleri mecburi yön. B. Girişi olmayan yol. C. Geçme yasağı sonu. D. Hız sınırlaması sonu. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Girişi olmayan yol anlamındadır. İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? A. Kanamanın durdurulmasını. B. Kan dolaşımının sağlanmasını. C. Solunum desteğinin sağlanmasını. D. Hava yolu açıklığının sağlanmasını. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Hava yolu açıklığının sağlanmasını. Devam edelim. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süreyle geçerliliğini korur? A. 30, B. 40, C. 50, D. 60. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 30 gün geçerliliğini korur arkadaşlar. Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışında aracını park edebilir? A 5, B 10, C 15, D 20. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. 15 metre dışına park edebilir. Şekildeki kavşakta ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır. Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? A. Yalnız 2, B. 1 ve 2, C. 1 ve 3, D. 2 ve 3. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır arkadaşlar. 2 ve 3 numaralı araçlar. Bir sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi motor sıcaklığının aniden yükselmesine sebep olur? A. Vantilatör kayışının kopması. B. Vantilatör kayışının gergin olması. C. Dispiratörün arızalanması. D. Bujilerin arızalanması. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Vantilatör kayışının kopması. Devam ediyoruz arkadaşlar. Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. B. Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. C. Motorlu araçlarda, motorlu bisiklet, motosiklet, traktör hariç zorunludur. D. Sadece A1, A2 ve F sınıfı belgeyle kullanılan araçlarda zorunludur. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Motorlu araçlarda, motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç zorunludur. Kaza yerindeki araçtan yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaralının araçtan çıkarılabileceği çıkış yerlerinin sağlanması. B. Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi. C. Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesi. D. Tıbbi yardım istenmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi.
Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır. B. Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır. C. Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır. D. Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir. Doğru cevabımız B şık olacaktır. Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? A 1 2 4 3, B 2 1 3 4, C 2 3 4 1, D 3 1 2 4. Bu sorumuzun doğru cevabı B şık olacaktır. 2 1 3 ve 4 sıralamasıyla olmalıdır. Egzoz gazı zehirlenmesiyle bayılan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Açık havaya çıkarılır. B. Yoğurt yedirilir. C. Tuzlu su içirilir. D. Kusturulur. Doğru cevabımız A şık olacaktır. Açık havaya çıkarılır. Devam ediyoruz. Karayollarında hız sınırı en yüksek olan araç cinsi aşağıdakilerden hangisidir? A. Otomobil. B. Otobüs. C. Minibüs. D. Kamyonet. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Otomobildir arkadaşlar. Sırada görsel bir sorumuz var. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? A. İtfaiyeci yöntemi. B. Rentek manevrası. C. Sürükleme yöntemi. D. Heimlich manevrası. Doğru cevabımız B şık olacaktır. Rentek manevrası. Debriyaj balatasının erkenden bitmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Taşıt hareket halindeyken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi. B. Debriyaj pedalına hiç basılmaması. C. Debriyaj pedal boşluğunun artması. D. Debriyaj telinin kopması. Doğru cevabımız A şık olacaktır. Taşıt hareket halindeyken ayağın devamlı debriyaj pedalı üzerine temas ettirilmesi. Holger Nielsen sırttan bastırma, dirsekten kaldırma metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazede de aşağıdakilerden hangisini sağlar? A. Bilinç kaybının düzelmesini. B. Kalbin çalışmasını. C. Nefes vermesini. D. Nefes almasını. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Nefes vermesini sağlar. 1. Şiddetli kafa travması geçirdiğinin. 2. Omurilik zedelenmesi olabileceğinin. 3. Göğüs zedelenmesi geçirdiğinin. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdakilerden hangilerinin göstergesidir? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olacaktır. 1 ve 2. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? A 50, B 70, C 80, D 90. Doğru cevabımız A şık olacaktır. 50 kilometredir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaza yerindeki yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A yakınları geldikten sonra. B hiçbir müdahale yapılmadan önce. C. Kendine gelmesi sağlandıktan sonra. D. Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra sevk edilir. Akaryakıt istasyonundan yola çıkmak isteyen şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? A. Selektör yaparak 1 numaralı aracı durdurmalıdır. B. Korna çalıp 1 numaralı aracı yavaşlatmalıdır. C. 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. D. Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir arkadaşlar. El freni teli kopmuş ise aşağıdakilerden hangisi olur? A. Fren pedal boşluğu artar. B. Fren sistemi hava yapar. C. Kampana aşınır. D. El freni tutmaz. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. El freni tutmaz arkadaşlar. Şekildeki baş çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır? A. Solunum güçlüğü olanlarda. B. Boyun omurlarında hasar olanlarda.
C. Dilin geriye kaçıp hava yolunu tıkadığı durumlarda. D. Ağızdan ağza yapılan suni solunum uygulamalarında. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Boyun omurlarında hasar olanlarda. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? A. Trafikten süresiz men. B. Yeniden sürücü eğitime tabi tutma. C. Tescil plaka üzerinden idari para cezası. D. Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Tescil plakası üzerinden idari para cezası. Aksine bir durum yoksa şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır? A. Oklu ışık sarı yandığında. B. Oklu ışık yeşil yandığında. C. Oklu ışık kırmızı yandığında. D. Sarı ve kırmızı oklu ışık birlikte yandığında. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Oklu ışık yeşil yandığında geçebilirler. Aşağıdaki durumların hangisinde Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez? A. Kavşaklara yaklaşırken. B. Sağa ve sola dönerken. C. Bir başka araç tarafından geçilirken. D. İki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. İki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken. 2019 yılında trafik kazalarındaki ekonomik kayıp 24 milyar TL olup bu miktar yatırıma ayrılan payın %50'sine yakındır. Bir yılda yatırıma ayrılan pay yaklaşık 50 milyar TL'dir. Yukarıdaki paragrafta vurgulanmaya çalışılan temel düşünce nedir? A. Trafik kazası yapmak sadece kader ile ifade edilebilir. B. Trafik kazaları önlenebilir. C. Emniyet kemeri takmak hayat kurtarır. D. Trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Trafik kazaları neticesinde büyük ekonomik kayıplar meydana gelir. 1. Sis ışıklarının sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır. 2. Karşı yönden gelen araç sürücülerini ve karayolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Bir doğru, iki yanlış. B. Her ikisi de yanlış. C. Bir yanlış, iki doğrudur. D. Her ikisi de doğrudur. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Her ikisi de doğrudur arkadaşlar. 1. Yol koşulları. 2. Kullanım süresi. 3. Fren borularının uzunluğu. Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 1 ve 2. Yol koşulları ve kullanım süresi. Devam ediyoruz. Araçta uzun farlar kaç metrelik mesafeye aydınlatmalıdır? A 100, B 150, C 200, D 250 metre. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 100 metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır? A. Otomobil. B. Motosiklet. C. Tehlikeli madde taşıyan taşıt. D. Lastik tekerlekli traktör. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Tehlikeli madde taşıyan taşıt. Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir? A. Diz ile kalça arası. B. Ayak bileğinin alt kısmı. C. Ayak bileğinin üst kısmı. D. Diz kapağının olduğu bölge. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Diz ile kalça arası. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? A 15, B 20, C 25, D 30. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 15 metre. İki otomobil eğimli bir yerde karşılaştıklarında eğimli yola çıkan aracın üstünlüğü vardır. Buna rağmen yoğun kar sonucu buzlanan eğimli yolda
yokuş çıkan aracın sürücüsü, inen aracın geçişini kolaylaştırması için ne gibi bir kişilik özelliğine sahip olduğunu gösterir. A. Öfkeli, B. Yetenekli, C. Sabırsız, D. Hoşgörülü. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır, hoşgörülü. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçlara ne ad verilir? A. Taşıt, B. Tren, C. Ulaşım, D. Taşıma. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır, taşıt denir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi şokun belirtilerindendir? A. Deride kızarıklık, B. Vücut sıcaklığının artması, C. Solunumun aniden derinleşmesi, D. Nabzın süratli ve zayıf olması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır, nabzın süratli ve zayıf olması. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz? A. Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi, B. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması, C. Olay yerinde temel yaşam desteği yapılması, D. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi yer almaz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Su kaybı, B. Oksijensizlik, C. Beslenme yetersizliği, D. Karbonmonoksit eksikliği. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Oksijensizlik. Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir? A. Araçların hasar durumu, B. Yaralıların durumu ve sayısı, C. Kaza yerinin açık ve net adresi, D. Kazanın oluş şekli ve yol durumu. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Kaza yerinin açık ve net adresi. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi, B. İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi, C. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi, D. Geçme yaparken sinyal verilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi yasaktır. 120 km hızla giden bir otomobilin öndeki araç ile olan takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? A 60, B 70, C 80, D 30. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 60 metre olmalıdır. Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanması durumunda öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir? A. Mide, B. Dalak, C. Akciğer, D. Karaciğer. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Akciğer. Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam destek yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Rentek manevrası, B. İtfaiyeci yöntemi, C. Heimlich manevrası, D. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Heimlich manevrası. Motor çalıştığı halde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Endüksiyon bobini arızalıdır, B. Vantilatör kayışı gevşektir, C. Marş motoru arızalıdır, D. Akünün suyu fazladır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Vantilatör kayışı gevşektir. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar? A. Yağ filtresi, B. Hava filtresi, C. Yakıt filtresi, D. Polen filtresi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Hava filtresi. Aşağıdakilerden hangisi araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulmalıdır? A. Ağrı kesici ilaç, B. Yara merhemi, C. Üçgen sargı bezi, D. Serum. Doğru cevabımız
C şıkkı olacaktır. Üçgen sargı bezi. Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hali, trafikteki hangi temel değere sahip olduğuna örnektir? A. Yardımlaşmaya. B. Öfke duygusuna. C. Bencil davranmaya. D. Aşırı tepki göstermeye. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yardımlaşmaya. B sınıfı sürücü belgesine sahip bir sürücünün kullanabileceği diğer sürücü belgesi sınıfı aşağıdakilerden hangisidir? A2, E, F ve son olarak G sınıfı. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır arkadaşlar. F sınıfı. Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti, silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir? A. Asit. B. Saf su. C. Antifriz. D. Motor yağı. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Antifriz. Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Şok. B. Burkulma. C. Kalp durması. D. Kulak çınlaması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Şok durumudur. 1. Görülmelerin engellenmesi. 2. Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisiyle değiştirmesi. 3. Üzerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi. Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı B şık olacaktır. 1 ve 3. Araç sürücülerinin duraklanan veya park edilen yerden çıkarken 1. Işıkla veya kolla çıkış işareti vermeleri. 2. Araçlarını ve aracın etrafını kontrol etmeleri. 3. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları. 4. Görüş alanları dışında kalan yerlere varsa gözcü bulundurmaları mecburidir. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı B şık olacaktır. 1, 2 ve 4. Marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Diferansiyel arızalıdır. B. Buji kabloları gevşektir. C. Yağ pompası arızalıdır. D. Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Akünün kutup başları gevşemiş veya oksitlenmiştir. Engelli sürücülerin park alanına engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak. B. Engelli sürücülerin moral vermek. C. Devletin kazanç sağlaması. D. Engelli sürücülere ödenek sağlamak. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır? A. Eklem çevresindeki şişmedir. B. Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur. C. Eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır. D. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Sürücü trafiğin açılmayacağını bildiği halde kornaya basmaktadır. Diğer sürücüler de bundan etkilenerek kornaya basmaktadır. Söz konusu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Sürücülerin sabırlı olduğunu gösterir. B. Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar. C. Kornaya basmak sinirleri gevşetir. D. Kornaya basmak trafiği hızlandırır. Doğru cevabımız
B şıkkı olacaktır. Sürü psikolojisinin etkisini ortaya koyar. Son sorumuz arkadaşlar. Dinlenme halindeki sağlıklı yetişkin bir insan ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir? A 5-10, B 12-20, C 25-30, D 35-40. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 12 ila 20. Evet arkadaşlar, bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Bir test, iki test, üç test çözerek sınava girmeyin. Olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın. Kanalımdaki diğer videolara göz atmanızı tavsiye ederim. Sormak istediğiniz her şeyi aşağıda bulunan yorum kısmından sorabilirsiniz. Kaç doğru yaptığınızı mutlaka yorum kısmına yazın arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.